4.9 milyar dolar şahsi servetiniz varmış Forbes'a göre. Para şu an tam olarak nerede? Fenerbahçe'nin şu anki durumu ve yönetimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ailenizden biri belki gelecekte böyle başkanlık falan yapmak istese ne dersiniz? O işi, o işten anlayan adamın yapması lazım. Ben de şey soruyorum, kaç para verdi şu an? Ne kadar? Yarım milyar dolar verdi. Fenerbahçe bundan hak ediyor. Biz çıkarsaydık dediğiniz bir ürün var mı? Vay, güzel soru. Yok. Sen Golibay'ı bir daha satacak mısın dersen bana? Satmam, niye satayım? Halley'i kim buldu ya? Piknik, Peki ve Stars niye kaldırıldı? Onlar hep iyiler diyor işte, güzel atlara binip gittiler diyor. Ya beni buraya niye çağırdınız? İletişim kuramıyoruz galiba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyiz. Siz günde kaçta başlarsınız? Ben sabah erken güneş doğmadan başlıyorum. Sonra bakıyorum daha sabah çok erken gene yatıyorum. Kaçta kalkıyorsunuz gerçekten? Her gün rutin uyandığınız bir saat var mı? Yok. Güneşten önce kalkıyorum. Öyle olur ya, çok başarılı ve çok zengin insanlar böyle sabitleri olur. Mesela sabah 5'te kalkarım, 108 saat çalışırım. Adam zenginse niye sabit olsun kalkarım? Otobüse bir yetişecek. En son baktım ben siz gelirken Google'a, 4.9 milyar dolar şahsi servetiniz varmış Forbes'a göre. Bu para şu an tam olarak nerede? Vallahi bu konuda bir şey var şimdi, servetle para aynı şey değil. Para biliyorsunuz bir kağıt genelde. Bilmiyoruz peki. Bazen demir gibi doluyor böyle, sert oluyor. Üzerinde de genelde kimin malı olduğu yazıyor. Mesela bizimkilerde hep Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Yani siz param var diyorsunuz ama aslında Cumhuriyet'in parası. Yani para, onun ismi banknot biliyorsunuz. Bankanın, Merkez Bankası'nın çıkardığı bir senettir. Yani sizin o kadar harcama imkanınızı devlet size tanımıştır. Ama para onun parasıdır. Yani sizin paranız değildir. Servetse sizin sahip olduğunuz geçici bir zaman için bu dünyadayken emrinize amade olan varlıklardır. Yani parayla servet farklı. Forbes'ta ne yazıyordu? Forbes'ta şu anda Türkiye'de birsiniz. Ya bir de yani... Nereden sayınca? Türkiye'de siz birsiniz, bir de yani bayağıdır birsiniz. Forbes'ta ben 100 falan değil, herhalde 500. falan mı yani, öyle bir şey olmaz. Dünyada mı? Ha. Ya ben Türkiye'den bahsediyorum. Ya şimdi Türkiye tabii değişik bir memleket. Yani Türkiye'de öyle ölçüyorlar. Forbes'a da söyledim dediğim gibi. Ya dedim bu yanlış olmasın dedim. Bak benim malım bu dedim falan. Gösterdim böyle. Para yok. Aa, saydılar ettiler falan. Sonra dedi ki adam. Ya dedi daha fazla çıkıyor dedi. Dedim kardeş hepsi benim değil. Biz bir aileyiz. Ama dedi o dedi çok zor o iş dedi. Biz böyle yazıyoruz dedi. Gitti yazdı gene yani. Dinlemiyor. Ben Elif Nazlı, Kafa TV asistanıyım. Ben Ülker'de çalışan en düşük maaşlı kişinin maaşını çok merak ediyorum. En düşük olanı. Bir de nasıl bu kadar kalıcı sloganlar yaratılıyor? Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Kalıcı sloganlar tabii bu ekibin işi değil. Tarihten beri, 70 yıldan beri geliyor. O şekilde devam ediyor. Kalıcı sloganların kalıcı olmasının sebebi de hakikaten hayatınızda yer etmesi. Sizin onlara bir şey ifade etmesi sizin için. O önemli. Onun için öyle kalabiliyor diyorum ben. Mesela neydi? Ülkersiz çay saati düşünülemez derlerdi. Ben daha çocukken. Şimdi İngilizler de ya McVitie's çay saati geldi diyorlar. Aynı şey oldu yani. Böyle bir ekip tabii çok mühim. Çalışanların işin ehli olması çok mühim. Ama biraz da yani hayatın içinden bir marka olması. Ben hiç şunu duymadım yani, bizde çalışanların hepsi ben Ülkerciyim der, ben Ülkerim der. Bakkal bile yani benim malım der. Tabii parasını verip alıyor adam, haklı da. Yani herkes markaya sahip çıkar. Diğer dediğiniz de biz asgari ücret veriyoruz herkese. Asgari ücretin üzerine de 4 ikramiye veriyoruz ilave olarak. Yani asgari ücretten o zaman minimum %25 fazla oluyor. Ondan sonra gene bir 3'te 1 kadar tutabilecek kadar da bir takım sosyal haklar veriyoruz. Bunlar da paraya çevrilebiliyor. Sen seç diye bir uygulama var içinden. İsterse o bir kısmını sigorta yaptırıyor ilave. Başka yardımlar alabiliyor veya işte erzak alıyor, götürüyor evine falan. Yani asgari ücret alan kimse yok. Derin Atalık'ım ben. Ben de Kafa Dergisi editörlerindenim. Ben Ülker'in çikolatalarını çocukluğumdan beri çok seven biriyim. Hala bir iş arıyorum. Diğer markalardan çok farklı bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Bu tarifi nasıl gizli tutmaya bugüne dek başardınız? Yo, tarif gizli değil. İçinde neler oldu arkasında yazıyor. Ama hangi sırayla koyuyorsunuz, ne zaman karıştırıyorsunuz, ne kadar karıştırıyorsunuz fark orada. Ya
Ya bu nerede gizleniyor bu tarifin o sırası falan? Murat Bey'in evde. Kasa var. Halle'yi kim buldu ya? Halle'yi ben 80'lerin başında yurt dışında çalışırken benzer bir mal gördüm. Dedim bu çikolatalı olmalı, şöyle olmalı falan diye düşünerek hazırladım. Sonra işte yurt dışında çalışıyordum. Sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de çalışıyorum. Hep aynı şirkette çalışıyorum yani. Arge'de çalışıyorum. Bu dosyayı hazırladım, böyle yapalım dedim. Patrondan ses yok. Dedim, ha. Patron, evet. Patron yani, baban da olsa. Sonra dedim bunu yapalım. Bu sene yapmayalım dedi. Öbür sene yapalım, öbür sene de yapmayalım dedi. Sonra birdenbire bak dedi, Halle geliyor dedi, Yıldız dedi falan dedi. Bunun adına bir şey yapalım dedi. Çok güzel marka bu dedi. Bir mal yapalım dedi, adı Halle olsun. İyi dedim, nasıl yapalım? O vardı ya dedi, onu dedi sen hemen yap. Ne zaman geliyor Yıldız? 2 ay sonra geliyor dedi. Biraz zorlanarak yaptık. Çikolatalı gofret? Çikolatalı gofreti ilk defa Nestle yapmıştı. Nesle'nin de gofret tesisi yok. Çikolata yapıyor. Nesle, biz yani 70 yıllıksak Nesle 100 yıllıktır Türkiye'de yani. Daha eski bir fabrika. İlk kurulan yabancı sanayi markalarından. Nesle'nin yaptığı gofrette gofretlerin o yaprakları var çıtır çıtır ya. Onları başka bir yerde pişiriyorlar, alıyor. Arasına krema sürüyorlar falan. Üzerinde çikolata sürüyorlar, kesiyorlar. Ve Nesle'nin çikolatalı gofreti ilk çıktığı zaman altında ve üstünde çikolata var. Yanlarında yok. Kreması gözüküyor, içi gözüküyor. Öyle değişik bir tipi var yani. Hoş bir şey. Dediler ki bundan yapalım. Bu çok satıyor. Bunu yapmamız lazım. İyi dedik biz de, yapıyoruz şimdi. Ben yaptım tabii, dört bir tarafı çikolata kaplı, bol bol çikolatası var böyle. Baktı satıcılar, bunun içi gözükmüyor dediler, olmaz. Dedim bunun çikolatası daha çok. Yok biz bunu satmayız, satardın satmazdın. Ya diyor millet bunu bulsa yiyecek. Neyse millet kararını verdi. Karar milletindir. Merhaba, Türkiye Ataben. Kafa Dergisi sosyal medya yöneticisiyim. İşim gereği bir sorum var size. Sonuçta siz yani sosyal medyaya doğmadınız. Dijital mecralara, sosyal medyaya bakış açınız. Yani ben niye sosyal medyada varım derseniz... O da olur. Çocuklarımı takip etmek için varım. Bu Foursquare'la başladı. Onlar gittikleri yerden koyuyorlar falan bana. Bu nedir falan dedim. Ben de gittikleri yere giriyorum. Ben de takip ediyorum bunları. Sonra bir baktım. Bir ben kalmışım Foursquare kullanan. Hiç kimse kullanmıyor. Twitter'ı şunun için sildim. Tweet hikayesi olmuştu. Bir konuda bir yanlış anlaşılma olmuş falan, patırtı gürültü çıkmış. Ben de cevap yazdım, öyle değil böyle diye. Troll işinden falan böyle birisi yazıyor, sonra ötekiler yazıyor, böyle bir ağ şeklinde çoğalıyor ya. 700 bin kişi, o kadar o trollerle yürümüş o iş. Benim attığım tweet o zaman 12 milyon kişiye ulaştı. Böyle olunca bir kere o işte iyi oldu, yazıldı o iş. Ama arkasından da ben dedim ki ben bir daha tweet atmayacağım. Çünkü derler ki adama, ya madem 12 milyon kişi bunu bakıyor, bu söylediğim kaç yıl önceki hadise, o zaman at şu konuda. Veya bu konuda niye konuştun? Dedim ben bunun altından çıkamam bu sorumluluktan, Twitter'a veda ettim. Sen ne sormuştun? Ben demiştim ki sizin şu anki bu sosyal medya furyası ile ilgili düşünceniz ne yani? Çünkü herkesin elinde telefon ve işte markalar işte TikTok'a vesaire girmek için uğraşıyorlar. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz ne? Dünya orada. Gençler orada. Orada olmamız lazım. Hep beraber orada olmaya çalışıyoruz. Ama bu iş nereye kadar gider bilmiyorum. Yani bu çok böyle şey, maymun iştahlı bir şey. İşte Instagram vardı. Önce Facebook vardı. Şimdi TikTok diye bir şey var. Ben pek şey yapamıyorum, takip edemiyorum onu. Yarın başka bir şey olacak, böyle gidecek bu. Bunun kalıcı olan kısmı ne olacak? Mesela Çin'de var şu anda. Hem sosyal medya haberleşmeye yarıyor, hem paranı ödüyorsun, hem banka gibi kredi kullanıyorsun. Yani hayata entegre olmuş bir sosyal medya kullanımı var orada, o kalır. Hatta şöyle yapıyorlar, word of mouth yani kulaktan kulağa denen şey. O nedir? Siz tüketici olarak ben bunu sevdim derseniz bunu mesela normal hale getirmişler. Herkes bu şekilde hesap açıyor, tavsiye ediyor. O tavsiyesinin karşılığında da para alıyor. Ama tavsiyesinden dolayı da şu kadar o mal tanınıyor, deneniyor, satılıyor filan. Biz mesela Godiva'nın pazarlamasını Çin'de böyle yapıyoruz. Bunları kullanıyoruz. Bu iş ne kadar gider bilmiyorum. Tek bu konudaki benim gördüğüm, üzüldüğüm şey toplumun ana babası diyelim yani elit havası olan insanlar, ne akademisyenler, ne hükümetler sosyal medya ahlakının ne olacağı konusunda ne örnek oldular ne de yardımcı oldular ne yazık ki. O çok yazık oldu, çok yanlış oldu. Pırıl Nur Temel ben. Z kuşağına inananlardan mısınız? Z kuşağı demek biraz talihsiz oldu. Niye? Z dedik sanki bitiyormuş gibi. Halbuki daha çok var yani, bunlar hep çıkıyor. Ve şöyle 3 senede bir, 5 senede bir aslında bence bundan sonra kuşak değişiyor. Bizim çocukların arasında işte birkaç sene var ama her biri başka telden çalıyor. Hatta ikiz olanlar da var. Onlar da her biri başka telden çalıyor. Yani böyle bir kuşak illa bunu takip edecek, böyle olacak diye bir şey yok. Mutlaka kuşaklar değişecek. Yeni kuşaklar olunca kuşak çatışması da olur, şu da olur ama sonunda hep o yeni kuşakların dediği olur. Niye?
Çünkü ben de bir zamanlar yeni kuşaktım. Siz de yeni kuşaktınız. Şimdi sizden sonraki kuşaklar geliyor. Yani bu kuşaklar hep işin başına geçecekler. Dünya buna göre şekillenecek. Yeni kuşaklar da hep olacak. Nerede buluşacağız? Gerçek hayatta buluşacağız. Mert Çanga, ben Kafanın Genel Müdürüyüm. Hayatta hiç pişmanlık duyduğunuz bir şey var mı? Hayatta pişmanlık duyduğum çok şey var ama hiç keşke demem. Mesela bir tanesini söyleyebilir misiniz? Mesela şimdi bugün burada terleyecek yerde ne bileyim Boğaz'da. Keşke gelmeseydiniz. Hayır, keşke siz de gelseydiniz. Ben Asya Seyhan Kafa Dergisi editörlerinden biriyim. Sizin sahip olduğunuz sanat eserlerinin The Solding'de bulunduğu ve çalışanlarınızın da bu eserleri çalışma alanlarında kullandıklarını biliyoruz. Buna hangi motivasyonla karar verdiniz? Bir de sizin için çok değerli olan eserler de buna dahil mi? Dahil. Oradan başlayalım. Mesela Mavi Senfoni var. Yine ondan biraz daha, yani o fiyatlara alınmış olan Picasso var. Yani en sevdiğim tablo diye bir şey yok. Hepsini severim. Sevmesem niye para vereyim alayım? Yani ben koleksiyoncu değilim. Koleksiyoncular genelde şöyle olur. Şu dönem işte şunu yansıtan veya şurası şöyle, burası böyle olan tablolar diye toplarlar veya öyle sanat eserleri diye toplarlar. Ben hoşuma giden şeyi alırım. Mesela yazılarda genellikle ya yazan adam, ya ne yazdığı, ya nasıl yazdığı veya bunların hepsi hoşuma giderse, itibar edersem onu alırım, o yazıyı alırım. Veyahut da bir manzara resmi de olabilir, bir şey de olabilir. Mesela modern resme ilgim niye var? Şunun için modern resimde ben bir şey öğrendim. Ne öğrendim? Bir tane modern resim vardı bende. Böyle karma karışık renkler, her şey birbirine karışmış. İnsan figürleri de var. Onların da ağzı, gözü, her yeri birbirine karışmış böyle. Bu nedir diye sordum. Amerika'da yaşayan, şimdi ismini bulurum size birazdan, bir Türk ressamı. Türk modern sanatına daha çok ve global olanlarına, yani dışarıda da bilinen, itibar edilenlerine daha çok tanıyorum onlarla. Şey, eser şey yapıyorum, biriktiriyorum. Onu aldım ve diyor ki bu diyor düğün diyor ve düğün arabası. Yani bakınca böyle bir şey yakıştırmanın imkanı yok ama öyle onun için yapmış adam. Ben onu astım, var varlık yere astım. Gelen geçen bakıyor bu nedir diyor, konuşuyoruz üzerinde. Ve şunu anladım, kendime eğittim. Dedim ki bu kadar tüketici var, bu kadar insan var. Bunların hepsi benim mallarımdan başka bir şey görüyorlar. Veya başka lezzetleri var, başka şekilde tatmin oluyorlar. Yani nedir bu? Saik denir buna. Sebebi nedir? Motivasyonu nedir? Veya okazyonu nedir bu tüketimin? Böylelikle herkesi anlamaya, herkesin fikrine hürmet etmeye, herkesi mutlu etmeye çalışmayı öğrendim. Bu modern sanatın bana verdiği bir şey. Çünkü aynı tabloya herkes bakıyor, başka bir şey görüyor. Ve herkes mutlu oluyor. Onları çok seviyorum. Onlar üzerine gidiyorum daha çok. Ama orada da işte beni seven, böyle cezbeden noktalar bulursam onlar bende bulunsun. Onları insanlarla paylaşayım istiyorum. Paylaşmak nereden geliyor? Lisede filan staj yaparken eve gelen evraklardan bir gün şey buldum. Kalın bir dosya. Güzel kara kalem baskılar var içinde. Yapı Kredi yapmış, göndermiş. Hoca Ali Rıza koleksiyonu. Hoca Ali Rıza'nın eserleri, kara kalemlerini basmış. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Çok güzel eskizler. Ben hepsini çerçevelettim. İşte ucuz tahtadan çerçeve yaptırdım. Ondan sonra götürdüm fabrika, imalat dahil her yere astım. Hala da bazıları durur. İnsanların hoşuna gitti bu. Ondan sonra da aynen devam ediyoruz. Koleksiyonunuzdaki en değerli eserler hangileri? Picasso var dediniz. Bilmiyorum. Picasso var. Alırken pahalı. Şimdi satacak olsam ne yapar bilmiyorum. Dino'nun çizimlerini, kara kalem çizimlerini aldığınız bir hikaye varmış. Onu da var anlatabilir hikaye. Misiniz? Anladım. Nasıl aldığınıza dair. Sakallı Ahmet diyorlardı o arkadaşa. Uçaktan geliyoruz hanımla. Londra'dan mı geliyorduk? Paris'ten mi hatırlamıyorum. Londra'dan da olabilir. Şimdi biz oturuyoruz. İkinci koltukta o. Veya üçüncü, o ikinci neyse böyle. Adam bir de hostese böyle şey yapıyor yani. Buraya kimse oturmasın, ben bunları koyacağım falan diyor. Ne bakıyorum böyle, ne oluyor diye. Hostes dedi, ne bileyim dedi yani, birisi gelirse, gelirse de olmaz diyor falan diyor. Burası boş kalacak, bunlar burada duracak. Ne onlar dedim. Onlar dedi, abinin Dino'nun dedi eserleri dedi. Ben dedi hanımından dedi aldım dedi. Paris'te dedi. Şimdi İstanbul'a götürüyorum falan. Allah Allah dedim, merak ettim. Ben de bakabilir miyim falan dedim. Neyse biz inene kadar ben bunları aldım. Bu abinin Dino'ları da ben çok beğendiğim için herkes görsün diye İngiltere'deki ofise götüreyim. Çünkü buradan götürüyoruz, orada da asıyoruz ve genelde şeyleri dediğim gibi global olarak meşhur olmuş Türk sanatçıların eserlerini götürüyoruz. Devlet babam dedi, bunlar dedi çok kıymetli, burada kalsın dedi. Ayrıca da Enkara Bulut, ben Kafa Dergisi'nin yayın yönetmeniyim. Sabri Bey'in de sizi çok ilgilenmemenizi istiyormuş belli ki siyasete. Peki futbolla ilgili ne düşünüyor, onu merak ediyorum. İyi bir Fenerbahçeli olduğunuzu biliyorum. Zaten yaptıklarınız da ortada Fenerbahçe için. Birincisi, Fenerbahçe'nin şu anki durumu ve yönetimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ayrıca da Fenerbahçe. İkincisi de ailenizden biri belki gelecekte böyle başkanlık falan yapmak istese ne dersiniz? Üçüncü, ben de şey sorayım. Kaç para verdi şu an? Ne kadar? Seninkinden başlayalım. Yarım milyar dolar verdim. Milyar dolar verdiniz mi gerçekten yani? Yo, ben kaç yaşındayım düşünsene, senin başına kaç gelir? Fenerbahçe bunları hak ediyor. Bravo, bravo.
Çocuklarınız ileride Fenerbahçe'nin yöneticisi, başkan olmak isterse ne dersiniz diyor. Çocuklarım niye Fenerbahçe'nin başkanı olsun? Fenerbahçe başkanı alamıyorlar ki, var başkanı. Değişiyor. Belki... değişir. Demokratik bir dernek yani. Değişir. Bunlar gayet normal şeyler. Siz nasıl karşılarsınız? O işi kimin yapması lazım? O işi o işten anlayan adamın yapması lazım. Futbol hakkında benim düşüncemi sorarsanız, valla ben futbolu biraz yavaş buluyorum. Yani basket gibi hızlanmalı diyorum. Yağmur Koç, Kafa 1500 Ajans'ta reklam yazarıyım. Ülkeyi nasıl büyüttünüz ve şunu soracağım. Sizden sonraki kuşaklar için ne öneriyorsunuz bu kadar başarılı olmaları için? Markayı markamıza teveccüh eden tüketiciler büyüttüler. Müşterilerimizi büyüttüler. Bu da uzun yıllar alıyor. En büyük mesele word of mouth dediğimiz kulaktan kulağa olan bilgi. İnsanlar bu şekilde güveniyorlar, biliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Her markada nasip olmuyor. Yani markalar çok zor meydana geliyor. Ama hala da yeni markalar da çıkıp olabiliyor. Bunu da görüyoruz. Bundan sonra ne yapmak lazım? Aynı şeyi yapmaya devam etmek lazım. Bazı arkadaşlar soruyorlar bana, ya diyorlar ne yapıyorsunuz da oluyor, yani nasıl oluyor böyle. Çok basit diyorum ya. Biz her gün aynı şeyi yapıyoruz. Her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında her gün de onu biraz daha iyi yapmaya gayret ediyoruz. Ama tek fark şu, biz yapıyoruz mutlaka. Yani execution, icra etmek, yapmak. Bunu yaparsanız zaten o zaman sihirli oluyor, gerçekleşiyor. Neden gidip Godiva gibi dünyanın mesela en büyük çikolata firmalarından birini aldınız? Gidip İngiltere'nin en büyük bisküvi fabrikası McVitie's'i aldınız? Şöyle, Godiva'yı niye aldık? Bunu bana çok sordular. Bizim çok stratejimize falan da uymuyor. Biz internasyonel bir firmaydık o zaman, global değil. Türkiye'de iş yapıyoruz. Türkiye çevresine ihracat yapıyoruz. Böyle çalışırken biraz da yani mallarımız da lezzeti falan iyi ama daha da uygun fiyatla satıyoruz. Çok satıyoruz. Dediler bu kadar pahalı mal, bu kadar lüks mal. Ne demeye aldım bunu? Stratejisi ne falan? Çok basit stratejisi Godiva'nın. Alış sebebimiz. Satılıyordu, onun için aldık. Çünkü bu tip markalar belki ömrü hayatınızda denk gelir veya gelmez. İşte 40 yılda bir birisi satar. O zaman da başka birisi alır. Sen Godiva'yı bir daha satacak mısın dersen bana. Satmam, niye satayım? Hatta geçenlerde işte bilmem kaç milyar dolar verdi birisi. Almak için şu kadar vereceğim diyor. Peki. Ben de dedim ya, benim artık yaşım geçmiş. Gençler var işin içinde. Çağırdım gençleri. Kurumsal arkadaşları da çağırdım. Profesyonel arkadaşları da. Dedim böyle böyle bir teklif var. İsterseniz verelim. Hani borç harç falan ödersiniz. Cebimize de birkaç milyar dolar para koyarız. Hakikaten milyarder oluruz yani. Şeyde Forbes'ta yazdığı gibi değil. Dediler ya olur mu öyle şey dediler. Çikolata dediler, bizim ana işimiz dediler. Niye satalım? Satmayız dediler. Dursun biz çalışacağız. İyi dedim, ben de memnun oldum. Yani satıldığı için aldık Godiva'yı. Çok basit. Geçen Prens Charles'la eşi Godiva'ya gitmiş, haberiniz var mı? Aradılar beni de ben inanmadım. bir gün önceden saraydan aradılar. Dediler ki böyle böyle dediler, şeye çıkacaklar. Halk içine çıkacaklar. Covent Garden'a gidilecek. Muhtemelen de sizin dükkana gelecekler dediler. Nasıl ya? Bunun çizim aradılar. Yok bizi değil, şirketi arıyorlar. Ben de sizi cepten aradılar falan diyor zannediyorum. Saraydan aradılar. Kral birazdan şeye geliyor gibi. Abi niye arasın beni adam ya? Ya öyle dediniz ya biraz önce. Aradılar dediniz. Kral beni niye muhatap alsın Hayır. kardeşim? Hay Murat, how are you? Kralım. The king is coming. Ama öyle aradılar yani, işleri onların da. Velhasıl böyle dediler, ben de dedim hatta bizim CEO'ya falan, ya biriniz gidin durun bari odada. Murat Bey, hep böyle diyorlar diyorlar, sonra kimse gelmiyor, işimize bakalım dediler. Biz toplantı yaparken gitmişler. Emre Akbaş, ben Kafa Dergisi'nde editörüm. Konuşmanın başında hiç keşke demedim demiştiniz de, ben aslında keşke üzerine kurmuştum. Ha, keşke bu bisküvi ya da bu çikolatayı biz çıkarsaydık dediğiniz bir ürün var mı? Vay, çok güzel soru. Yok. Arkadaşımız var, Saadet Ankara'ya gitti. O yüzden bunu çok merak ediyormuş. Piknik, Peki ve Stars niye kaldırılmış? Onlar hep iyiler diyor işte, güzel atlara binip gittiler diyor. Hayat yani. Yapacak bir şey yok. Ben de soracağım bir soru. Buyurun tabii. Ya beni buraya niye çağırdınız?